Kemal, verdiniz mi malumatı? Verdik, merak etme. Rıza Bey için gerekli tedbirler alacak. Oh, çok şükür. Hilal yok ortada. Bir malumatınız var mı? Yok mu? Nerede bu kız? Ben biliyorum nerede olduğunu. Teğmen'e bakmaya gitmiştir. Teğmen, Leo mu? Ne alakası var Hilal'in Teğmen'le? Fena bir şey yapmıyorum, merak etmeyin. Teğmen'e kaçması için yardım ediyoruz. Her yerde onu arıyorlar malum. Olaydan sonra. Teğmen mi istedi senden? Hilal'i bulmuş, o getirdi Teğmen'i. Bana yaptıklarından sonra gerçekten yardım mı edeceksiniz kaçmasına? Kızım, Teğmen bizi ele vermediği için şu an hayattayız. Yoksa oracıkta alırlardı canımızı. Ona bir can borcumuz var, böylelikle ödemiş oluruz işte. Lakin Ali Kemal, sen dikkatli olacaksın. Olurum, merak etme. Hilal, doğru muydu söyledikleri? Ben... Annen çok kötü, ona havadis var demek için gelmiştim. Hilal. Sen de gel. Birlikte gidelim. Harbi sinirini geride bırakalım ha? Gelemem. Neden? Yapamam Leon. Ben bu toprakların kurtuluşunu görene dek savaşmaya mecburum. Rıza Bey emniyettedir. Aklınız onda kalmasın. Başında da ben erim diyenden evla 15 kişi vardır. Bugün olanları gördükten sonra Rıza Bey'in emniyetinden hiçbir şüphem kalmadı zaten hatun. Bırakmadın ki kumandanıma Miralay'ı da düşürelim yere. Miralay'ı ben öldüreceğim hatun. Hem de onu öyle sessiz sedasız göndermeyeceğim buradan. Onun o ihanetine yaraşır bir gidişat hazırlıyorum ben ona, sen merak buyurma. Binbaşım, Rıza Bey'in saklanacak bir yere ihtiyacı var. Şimdi kendisi emniyetli bir yerde, lakin bizi yarın Miralay'ı da çağırsın. Adamın ne olacağını bilmiyoruz. Fatma hatun Azize hemşireden yardım isteyecek. Eğer icap ederse sen de Rıza Bey'de hastanede kalacaksınız. Ta ki biz Rıza Bey'i bandırma trenine bindirene kadar emniyetli bir şekilde. Azize hatun kimdir? Gözünü kırpmadan canına emanet edebileceğim bir vatanperver. Hayırlı geceler olsun küçük hanım. Hayırlı geceler abla. Nereden bu geliş? Niye sual ediyorsun? Merak ediyorum. Kardeşimin neler yaptığını merak ediyorum. Belki bana anlatmak istediklerim vardır he? Ne diyorsun abla? Teğmen Leon sana sığınmış, doğru mu? Evet. Sana sığındığına göre samimiyetinizin evveliyatı olsa gerek. Senin zamansız gitmelerin, şu yazı masasındaki çabaların, o konaktaki balo. Şimdi her şey yerli yerine oturdu. O mektubu da sana yazdı değil mi Teğmen? Abla. Sualime cevap ver. O mektubu sana mı yazdı? Aşağıladılar, rezil ettiler, sen de çanak tuttun.
izin verip razı geldin, öyle mi? Abla deme bana, abla deme bana. Yok senin bir ablan artık. Abla. Benim senin gibi bir kardeşim yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.